zıttı nedir ya da ne değildir şeklinde var. Zıtlarını hep kullanmış. Yani bir şey ifade ederken genelde zıttını da söylüyor. Yani konuyu daha iyi anlayın diye. Yani bu budur, bunun zıttı da budur ya da karşıtı budur şeklinde. Diğer bir yöntemimiz neymiş? Zıttı nedir ya da ne değildir şeklinde bak. Bu da böyle hani basit bir şekilde bir ifade ama çalışırken hakikaten insan aklına gelmiyor. Bir şeyin zıttı nedir? Bu çünkü bir şeyi anlamaya çalıştığı kadar ne değildir diye de bilmek bir çalışma yöntemi oluyor. Bu da onu da anlatalım bakalım şöyle. Yani çalıştığımızda zıttı ya da ne değildir diye bakmak, nedir diye bakmak kadar ehemmiyetli. Yani bu nedir ya? Esas bakış açımız bu. Nedir bu? Anlamaya çalışıyoruz. Bir de bunun zıttı nedir ya da ne değildir diye bakmak da önemli. Bu sefer mevzu başka bir taraftan da bakmış oluyorsun. Bu da çok önemli bir bakış. Mesela önce la ilahe diyor, geçiyor. La ilahe ne değildir? Sonra budur. Mesela böyle bir kanuniyet var. La ilahe illallah. İlk önce ne değildir'e bak. La ilahe yani. İlah değildir. Sonra nedir illallah? O zaman demek ki zıttı nedir diye bakmak bizim kelime-i tevhidin içerisindeki ana bir unsur. Bakış yöntemi gibi yani yöntem var. La ilahe illallah. Ne değildir diye bakmak çok önemli. İlah değildir diyor. İllallah, Allah'tır. Eğer Musa'yı bulamıyorsan mesela çok güzel örnek Hasan abi bunu çok verir. Musa'yı bulamıyorsan Firavun'a bak. Onun karşısındaki Musa'dır. Musa kim bilmiyoruz ya. Firavun ama Firavun belli zaten despot, başın başında duran bir adam. Musa kim? Binlerce insan var. Kim olduğunu bilmiyoruz. Firavun kim? Firavun belli. Ortada. Git Firavun'a bak. Firavun'un karşısında kim duruyor? Duran kim? Ha şu şahıs. Ha işte o Musa. Kanuniyet ne kadar ilginç değil mi? Yani çok güzel. Geldin, halk çok, bir sürü insan var. Musa kim? Bak, Musa kime takıldığın zaman bulman çok zor. Binlerce insandan müzakere etmen, işte araştırman gerekiyor. Ama Firavun'u buldun mu? Buldun. Ne değildir'e buldun. Onun karşısında kim var? Kim duruyor şu an Firavun'a karşı şey yapan? Ha şu şahıs. Ha o işte Musa. Şimdi İsa'da da aynı mesela şekilde olabilir. Kanuniyetin tabi etme. Yani önemi böyle bir önemi var. Yani basit bir gibi duruyor bir böyle ifade şekli ama hakikaten konu çalışma ederken buraya bir giriyorsun. Hayda başka bir boyut açılıyor. Ne değildir, ne değildir diye ya da zıttı nedir diye girdiğinde. Şimdi üstad mesela şu alır 154'te. Üstad da şimdi bu başlığı verdikten sonra baktığımızda hakikaten üstad da zaten zıtlarını hep kullanmış. Yani bir şey ifade ederken genelde zıttını da söylüyor. Yani konuyu daha iyi anlayın diye. Yani bu budur, bunun zıttı da budur ya da karşıtı budur şeklinde. Mesela buna örnek bir yer. Şu alır 154. Elbette o kudrete aciz, o kudrete aciz veya ihtiyaç ve o kibriyaya kusur, o kemale noksaniyet, o ihataya kayıt ve o nihayetsizliğe nihayet veren şirke meydan vermesi, müsaade etmesi hiçbir vecihle mümkün değildir. Bak üstad ne yaptı? Kudretin zıttını söylüyor. Kudret, bak kudreti anlamak için aciz ve ihtiyacı anlaman lazım. Kibriyayı anlaman için kusuru anlaman lazım. Kemali anlaman için noksaniyeti, ihatayı anlamak için kaydı, nihayetsizi nihayetle anlayabilirsin diye. Üstad da ne yaptı? Aynı metinde mesela tasnifini yapmış olduk. Gösteriyor. Demek ki zıttını külliyatta da çok geçiyor. Biz çalışıyorsak da o konuya, yani ben kudrete çalışıyorsam, kudret kelimesini anlamak için, kudretle bile bir çalışma yapıyorsam, benim bu ne değildir veya bunun karşısı zıttı nedir? Aciz veya ihtiyaçtır. Bunu bilmem lazım. Buraya bakmak zorunluluğum var. Sadece kudrete baktığım zaman konuyu tam anlamış olmam. Mecbur aciz ve ihtiyacı da incelemem. Çünkü onun karşısı zıttı. Onun anlam buluyor. Kibriya. Kibriyaya çalışıyorsam ben kusuru da bilmem gerek. Yani sadece kibriyaya çalıştın, hiç kusura değinmedin. Eksik kaldı yani. Tam ihata edemedin. Çünkü bu kusurla bu kibriya anlaşılıyor mesela. Onun için zıttını... Ha, bunu mesela bu metni elimde yok kabul edelim. Ben kibriyayı çalışıyorum. Kibriya, kibriya şudur, kibriya şöyledir, böyledir. Külliyattaki şeyler ne yaptık? Ya kibriyanın zıttı nedir acaba? Yani o nasıl anlaşılır? Zıttı bunun karşı şeyi nedir dediğimde bakmam lazım. Bakarsam mesela üstad burada sarih söylüyor. Kibriyanın karşısında kusur var. O zaman kusura da bakmam lazım. Kusuru anladım da kibriya esas anlaşılacak. Böyle bir denklem var bu işin. Başka örnek de vardı galiba. Gene sözler 531'de. Şu kainata dikkat edilse görünüyor ki, içinde iki unsur var ki her tarafa uzanmış, kök atmış. Hayır, şer, güzel, çirkin. Yani üstad burada sarih söylüyor hep zıtlıkları. Nefs zarar, hayır, şer, güzel, çirkin, nefs zarar,
kemal noksan, ziya zulmet, hidayet dalalet, nur nar, iman küfür. Mesela üstad bunları böyle sarı söylüyor. Taat isyan, havf ve muhabbet gibi asarlarıyla, meyveleriyle şu kainatta ezdat birbiriyle çarpışıyor. Zıtlar birbiriyle çarpışıyor. Üstad da kendisi bunları da vermiş. Biz de çalışırken, yani ben ziyaya çalışıyorsam zulmetle olan ilişkisini bilmem gerekiyor. Çünkü ziya zulmet zıttıymış mesela. Karanlık da var mesela. Ziya niye karanlık demedi de zulmeti koydu ziyanın karşısına. Onu öğrendiğim zaman bakacağız ki ziya kelimesi anlaşılmış hale gelecek. Aa öyleymiş bak demek ki diyeceğiz ya. Yani. Ezansızlıkla ezanı da anladık mesela. Ezanı değiştirdiler. Değil oldular. Mi? Zıttını gördüler. Tabii. Zıttıyla zaten hele bizim sistem öyle çalışıyor. Ben nimeti aç kalınca nimetin nimet olduğunu anlıyorum. Bir şeyin sağlığı ne zaman anlıyorum? Hasta olduğum zaman anlıyorum. Zıttıyla anlıyorum. Yani bizdeki sistem zaten öyle çalışıyor. Esas itibariyle. Külliyatta da manayı anlayabiliyorum için ben hidayeti çalışıyorsam dalaleti de bilmem lazım. Demek onun karşısında duruyor. Taat, isyan, havf mesela. Havf'la muhabbeti üstad koymuş mesela. Bu da ilginç. Tam zıtlık var diyemeyiz mesela burada. Havf'la muhabbet. Yani tam bir zıtlık yok ama bir yani karşıt ilişki var burada mesela. O da bir ilginç mesela. Havf'la muhabbet. Yani demek ki bu zıttı dedir ya da ne değildir şeklindeki şey önemli. Yani bizim konuyu daha iyi anlamamızı sağlayacak şeylerden. Şimdi diğer bir başlıkta mülk melekut açısından bak. (Gülüyor)